tabii ki o deprem, bu deprem ikisinde yaşamış birisi olarak söyleyebileceğim tek şey, halkın gerçekten yardıma ihtiyacı var. 8 aylıkken 17 Ağustos'u 24 yaşında da Kahramanmaraş depremlerini yaşadı. Öğretmen Mert Onar öğrencilerine kavuşmak için Hatay'a gittiği gece deprem felaketini yaşadı. Bir hevesle Hatay'a geri döndüm. Ertesi gün işim var, çocuklarımı göreceğim. Tekrar uzun bir aradan sonra eğitime devam edeceğiz diye. Fakat tabii ki umduğum gibi olmadı. Saat 3:45 sularında İskenderun'u Togar'a inebildim. Sonrasında bir taksi tutup evime geri döndüm. Eve döndükten sonra tabii ki üstüm başımı değiştirdim. Kafamı koydum yatağıma. Koyduğum anda o sallantıyı yaşadık. Fakat ben hani birkaç aydır İskenderun'dayım. Ve birkaç aydır ufak ufak sallanmalar vardı. Deprem felaketinden sadece birkaç önce Hatay'a gitmişti. Evine gidip yatağa girdiği esnada depremi hissetti. Panikle kendisini dışarıya atan genç öğretmen korkunç manzaralarla karşılaştığını anlattı. Deprem sonrası ilk olarak İskenderun'dan Adana'ya geçebilen Mert Onar ardından ailesinin yanına Kocaeli'ye döndü. Tahmin edebileceğiniz gibi kimse kimseye ulaşamıyor. Telefon hatları kapalı. Ana yola bir çıktım. Binaların olmadığını gördüm ondan sonra. O panik hali o zaman başladı bende asıl.